Bütün peygamberlerde şu üç ahlak vardı diyor Resulullah Aleyhisselam. Bir, iftarda acele etmek. Yani orucu hemen açmak. Yeni oruca başlamak yani sahur. Sahur onlar geceleyin kalkmıyorlardı. Akşam yemeğini yediklerinde, değerli kardeşlerim onu ne kadar uzatırlarsa bir saat olsun, bilemedin iki saat olsun. Onun sonunda işte en son diyelim suyu içip yeni oruca başlıyorlardı. Bir gündü onların orucu. Dolayısıyla sahuru geciktirmek bütün peygamberlerin sünnetidir diyor peygamber efendimiz. Başka? Üçüncüsü de namaz kıldıklarında bütün peygamberler sağ ellerini sol ellerinin üstlerine korlardı diyor hadisi şerif. Burada Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamdan bize nakledilen üç özellik. Bütün peygamberler oruçta iftarı acele ederler, oruca başlamayı sahuru geciktirirler ve namazda sağ ellerini sol ellerinin üstüne korlar. Bu sağ ellerini sol elin üstüne koymak şu iki elle, elin farkından değil. Bize bir şey öğretiyor bu. Hikmeti, değerli kardeşlerim, iyiliklerim kötülüklerimden çok olacak. Yani iyi şeyler, sevaplarım, merhametim, insanlara iyi davranışım, hayvanlara merhametli davranışım, kötülük yaptığımdan daha çok olacak. Yani kötülüğü bastıracak iyiliklerim. Allah'a böyle bir ahitle namaza duruyoruz. Ben bundan sonra iyi şeyleri çoğaltacağım ya Rabbi. Kötülüklerin üstünü örteceğim. Biz bu sözü veriyoruz namazda. Bunu bütün peygamberler yapmış. Çünkü namaz kılmayan hiçbir peygamber olmadı. Bütün peygamberler Allah'a ibadet ederlerdi. Ramazan ayının özelliklerinden birisi bu ayda oruç farz diyor ki Resulullah Aleyhisselam hadisi şerif Buhari'de kayıtlı zannediyorum. E, mu, musahabede okudum az önce. Peygamberimiz buyuruyor ki Allah size orucu farz kıldı. Ben de orucun süsü, orucun Ramazan'ın zineti olsun. Ona böyle bir e, güzellik, fazileti artsın diye ben de o geceyi namazla geçirmeyi size sünnetim olarak bıraktım. Biz o namaza teravih namazı diyoruz. Şimdi bazıları çıkıyor teravih namazı vardı yoktu. Bu tartışmalara girmeyelim değerli kardeşlerim. Sekizde kılsa bir Müslüman. Biz 20 rikatın sahabenin büyük çoğunluğunun uyguladığı şeklin bu olduğunu biliyoruz. Ama Mesela Maliki mezhebinde 40 rikattır teravih namazı. 40 rikat. Şafii imamlarımızın bir kısmı hadisi şeriflerde geçiyor. Ayşe annemiz ben Resulullah'ı diyor Ramazan gecelerinde normal yatsıdan sonra 8 rikat namaz kıldığını gördüm diyor. Şimdi peygamberimizin hanımı Ayşe annemiz sonuçta evde hanım kocasının halini en iyi bilendir. Şimdi Ayşe annemiz sekiz rikatı görmüştür ama Resulullah mescide gelmiştir gece namaz kılmıştır. O onun devamı saymış alimler. Yani Ayşe evdekini gördü ama mescitte kıldığı gece namazı teravih olarak kıldığını görmedi. Dolayısıyla 40 rikat derken İmam-ı Malik Hazretleri kafasından atmıyor. O da bir delile bağlı. O da bir şeyle delillendiriyor görüşlerini. Bunların her biri sahabe efendilerimizin Resulullah'ı gördüğünde mesela birisi gelmiştir olayın yarısında gelmiştir geldikten sonra gördüklerini söyler. Başından beri gören ben 40 likat gördüm diyebilir. Onun için yani bu hadisler niye birbirinden farklı diye düşünmeyin. Onlar da bir Anlayış olarak, idrak olarak sahabe efendilerimiz güzel ahlaklı insanlardı. Ama sonuçta insan geldi mescitte kılmaya başladı. Resulullah namaz kılıyor. Bakalım önceden kaç rikat kıldı? Bunu bilen başka, bilmeyen başka naklediyor. Yalan söylemiyor çünkü onlar. Yalan asla konuşmaz sahabe efendilerimiz. Allah onlardan razı olsun. Teravih namazı. Ramazan'ın en güzel zinetlerinden birisidir. En büyük bereketlerden aman ha aman. Cemaatle bu namazı kılmak Hazreti Ebubekir Efendimiz döneminde cemaatle kılınmamış. Bir hüzün var. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz teravih namazı kılınmış. Ama teravih denmemiş. Teravih zaten rahatlamak, ferahlamak. Böyle mesela iki rekat kıldın, arada bir boşluk vermek, soluk almak, işte böyle daha sonra iki rekat daha kılmak, böyle dura dura tadını çıkara çıkara hani haz duyarak diyelim avam ifadeyle teravih rahat rahat ferah ferah kılınan namaz demektir. Aceleye getirilmeyen. Bizde de en acele namaz teravih namazı. Şimdi onu gecenin zevki gibi böyle Peygamberimiz yani Ramazanda büyük bir lezzet olarak hani yemeğe yeriz 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 durun. Antep baklavası şimdi gelecek deriz ya. E, öyle bir şey yani. Gecenin Antep baklavası gibidir teravih namazı. Yok diyor teravih namazı. Sana da baklava yok o zaman. Yani değerli kardeşlerim. Şimdi Allah Resulü bu namazı kılmış farzdan başka bir namaz kılmış. Biz buna teravih demişiz. Bunun bir zararı yok. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.